İstanbul'un değerli camiler arasında yer alan, Üsküdar'ın silüetinde müstesna bir yeri olan, Mimar Sinan'ın minyatür eseri olan ve ilginç hikayesiyle Şems-i Ahmet Paşa Camii'ni gelin beraber yakından tanıyalım. Mimar Sinan'ın hayatının sonlarına doğru tasarladığı ve onun duygusal yönünü yansıtan Şems-i Ahmet Paşa Külliyesi, klasik Osmanlı mimarisinin derli toplu bir örneğidir. Üsküdar'da Şems-i Paşa semtinde cami, medrese, türbe ve hazireden meydana gelen bu külliye 1580 yılında tamamlanmıştı. Mimar Sinan'ın Üsküdar'a hediye ettiği 3 güzide camiden birisi olan Şems-i Paşa'ya halk arasında Kuşkonmaz Camii'de denilmişti. Üsküdar Salacak tarafı ve sahilde olan cami, İstanbul Boğazı'nın Marmara'ya açıldığı bir noktadadır. Karşısında da Galata Köprüsü ve Haliç uzanır. Cami Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme döneminde inşa edilmiş. İslami geleneklere bağlı kalınarak gösterişten uzak bir şekilde yapılan cami, Mimar Sinan'ın en küçük ve en sade eserlerinden biridir. Şems-i Ahmet Paşa Camii, 3. Murat ve 3. Ahmet'in ikamet ettiği kasrın tam karşısına yapılmış. Halk arasında Kuşkonmaz Camii olarak bilinen caminin önemli bir özelliği var. Kuşların minareye çarpıp zarar görmesini önlemek için cami rüzgarların kesiştiği noktada inşa edilmiş. Mimar Sinan'ın dehasını gösterdiği bu ince detay zamanla halk arasında yayılmış ve Şems-i Ahmet Paşa Camii'ne kısaca Kuşkonmaz Camii denmiştir. Kesme taştan yapılan kare planlı caminin kubbesi 800'lü bir kasnağa oturmaktadır. Avlusunun iki kapısı olup biri deniz tarafına, diğeri ise park yönüne açılmaktadır. Caminin minaresi ise esas yapısı üzerine ve köşeye oturtulmuştur. Şimdi Şems-i Ahmet Paşa Camii avlusuna girerek camiyi yakından görelim. Bu caminin bir diğer güzel özelliği ise cami ile medrese arasındaki avlu bölümünde bir su deşarj rögarı vardır. Bu Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerin tümünde tek örnektir. Yani cami denize yakın olduğu için lodoslu havalarda avlu duvarına aşıp pencereden camiye giren deniz suyu bu rögar vasıtasıyla denize tahliye edilir. L şeklindeki hazirenin cami kıble duvarı ile avlu duvarı arasında 15 kadar tarihi kabir ve taşları var. Bu kabirler son restorasyonda meydana çıkarılmış. Şems-i Ahmet Paşa Camii iki ana bölümden oluşuyor. Osmanlı döneminde Darül Hadis adı verilen medrese ve türbeden meydana gelen cami, Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden biri olarak görülmektedir. Türbenin inşasında tuğla ve kesme taş kullanılmıştır. İçerisinde ise sadece Şems-i Ahmet Paşa'nın sandukası yer alıyor. Cami hakkındaki belgeler incelendiğinde tarihi yapının birçok kez onarım geçirildiği görülmektedir. Restorasyon çalışmaları esnasında çatlayan kubbe düzeltilmiş ve medrese odalarında düzenlemeye gidilmiştir. Şems-i Paşa Camii'nde yapılan diğer onarımlar ve tarihleri ise şöyle: 1895 yılında İstanbul'da meydana gelen deprem caminin hasar görmesine neden olmuş
cami depremden bir yıl sonra onarılmış. 1940 ve 1943 yılları arasında ise Onarım ve Tadilat Vakıflar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş. 2008 yılında ise yıkılma riskine karşı minaresi onarılmış. Şems-Ahmet Paşa Camii, Üsküdar ilçesinin sınırları içerisinde. Otobüsle ulaşmanız mümkün olduğu gibi metro ve Marmara ile de ulaşım sağlayabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise Beşiktaş ve Karaköy'den Üsküdar'a vapurla geçmektir. Şems-i Paşa Camii, iskeleye 5 dakikalık yürüme mesafesindedir. İstanbul'da birçok devasa, güzel tarihi eserler bulunuyor. Özellikle camiler bulunuyor. Ama bazı camiler küçük olmasına rağmen incelediğinizde ve tarihini yakından öğrendiğinizde gerçekten sizi büyülüyor. İşte Şems-Ahmet Paşa Camii de bu camilerden biri.